Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golba.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. İnşallah eliniz boş gelmediniz. Fenerbahçe'den Becao için kapı açıklaması geldi. Fenerbahçemiz Rodrigo Becao transferi için görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Ve ben bu videoyu 20 Temmuz 2023'ün ilk saatlerinde çekiyorum diyeyim. Defansın göbeğini değiştirmek için harekete geçti. İlk olarak Alexander Cicu'yu transfer etti Fenerbahçe. Ve Becao'da da mutlu sona ulaştım. Yıldız futbolcu bugün İstanbul'a gelecekti. Daha dün gelecekti 23.45 tutandı ama bir civarında falan bekliyoruz. Saat 00.36-37 oldu. 7 oluyor daha doğrusu. 7 milyon euro, 9 milyon euro, 8 milyon euro, 1.8 garanti ücret falan. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben burada Zaha'yla ilgili birkaç farklı enteresan şey söyleyeceğim. Bir kere savunmaya ilk yazılacak isim. Savunmanın sigortası olacak isim. Muhtemelen de yanında da Alexander Cicu monte edilecek. Çünkü Fenerbahçe'nin mevcut stoper hattı çok yumuşak. Yani aşırı yumuşak. Çok çok aşırı yumuşak. Yani bu iki isim vazgeçilmez olacak gibi duruyor. İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde de Becao'nun transferini zaten açıklamıştı. Şimdi Becao darbeden kaçınmayan oyun anlayışıyla öne çıkıyor arkadaşlar. Bakın günümüz futbolunda değişiklik gösteren savunmacıların aksine mesela oyun kurma, uzun pas gibi özelliklerle değil sert ve agresif savunma özellikleriyle değerini katlayan bir futbolcu. Yani oyuncunun eski tip bir futbolcu olduğunu unutmayın. Oyun kurma, uzun pas özellikleri o da Cicu'da son derece müthiş bir şekilde mevcut. Yani onu istemiyorsanız, onu isteyebilirsiniz. Geçtiğimiz sezon 27 yaşındaki futbolcu bir sakatlık geçirdi. Bir müddet sahalardan uzak kaldı. 28 maça çıktı. 2 gol 1 asist üreterek takımına katkıda bulundu. Bahia'da futbola başladı. Avrupa kariyerinde CSKA, Moskova, Udinese formalarını terletti. Udinese'de genellikle üçlü savunmanın sağında oynadı. Hocam bu bize handikap olur mu? Arkadaşlar üçlünün sağında oynamak handikap olmaz. Çünkü sağında hemen yanında bir savunma oyuncusu daha var. Ve o savunma oyuncusu senden bir kademe ileride duruyor. Fenerbahçe'de de zaten böyle olmayacak mı? Yani rakip kaleye oyunu yığan bir futbol anlayışı olmayacak mı zannediyorsunuz Fenerbahçe'de? Yani Fenerbahçe'nin futbol anlayışı bu olacak arkadaşlar. Rakip kaleye oyunu yığan bir takım. Ve büyük ihtimalle sağ bek ve sol bek biraz daha önde olacak. Tek sıkıntısı yanında iki kişi değil bir kişi olmuş olacak. Hani bu oyun sistemiyle modern stoperlerden beklenen oyun kurulumuna katkı yapma özelliğini de geliştirmiş. Ama rakip hücumcuların adeta ısıran topla rakiplerin rahatça hareket etmesini engelleyen bir anlayışa sahip. İsmail Kartal'ın tarif ettiği coşkulu, rakip yarı alanda oynama üzerine oyun anlayışında rakip takımın yarı sahasından rahat çıkamaması adına agresif stoperlerin büyük önemi var arkadaşlar. Yani rakip senin kalene hızlı bir şekilde gelemeyecek. Yani Luan Perez'in yanında diyelim, yanına Alexander Cicu transfer edildi. Becao ile birlikte müthiş bir rotasyon oldu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giriyor. İtalya Serie A'da ceza sahası içindeki şutlara en çok müdahale eden stoper oyuncusu oluyor. Yani ceza sahası içindeki şutlara. Bunun dışında sezon boyu 112 ikili mücadele kazanan Becao 10 müdahale ve 7 şut önlemeyle de ön plana çıkıyor. Hatta Kim Min-ji'den bile istatistikleri daha iyi diyebilirim. Fenerbahçe'ye bedava sambacı. 25 milyon euroluk Brezilyalı futbolcu Tete bedavaya gelebilir. Yani 25 milyon euroluk Brezilyalı futbolcu bedavaya gelebilir. Nasıl gelebilir? Ben de merak ediyorum. Çünkü sizler gibi ben de sabırsızlık içinde okuyorum. Zanacivet'le şu ana kadar attırdığı imzalar falan filan sadece Simanski için bedel ödedi. Bir de Becao için de ödedi. İşte şu kadar isim aldı Edin Dzeko, Tadic. Bu arada şeyi gördünüz mü? Edin Dzeko ve Tadic'in sarmaş dolaş olmasını. Hocam biri Sırp, biri Bosnalı. Bunlar birbirini sevmez. Birbirine FETÖ'cü der bunlar falan diyorlardı. Şimdi hedef gerçekleşirse Fenerbahçe'de birçok şey değişecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle FIFA'nın yabancı oyunculara tanıdığı hakkı kullandı. Ve 31 Aralık'ta bitecek sözleşmesini feshederek boşa çıktı. Celtic de istiyor. Lyon ve Leicester'da kiralık olarak forma giydi. Fenerbahçe ve Celtic arasında bir rekabet yaşanıyor.
İskoç ekibi 29 milyon euroya Al-Ittihad'a sattığı Jota'nın yerini Tete ile doldurmak istiyormuş. Piyasa değeri 25 milyon euro. Yani çok enteresan. Ben mi kaçırmışım gözden diye bakıyorum. 2019 yılında Shakhtar 15 milyon euro ödedi. 23 yaşında yıldızın şu andaki piyasa değeri 25 milyon euro, yönetim çok uğraşıyor demiş. Şimdi arkadaşlar Transfermarkt'a girin. 31 Aralık 2023'te sözleşmesi bitiyor. Yaşı daha 23. Sağ kanat tam bizdik. Yani tam bizdik. 25 milyon euro Brezilyalı. Gerçekten tam bizdik. 28 milyon euroyu falan da bulmuş. 29 Ocak 30 Haziran arasında Leicester City'de kiralık olarak forma giymiş. Yani Premier Lig serüveninde 13 maçta 1 golü var 737 dakikada. Ha, orada tutmamış olabilir. Ama çok ciddi yatırım yapılabilecek bir futbolcu. Vallahi ben %60 ihtimal vermiş Transfermarkt ama keşke doğru olsa. Hani ben de, sürpriz bir sağ kanatta görüştüğümü söylemiştim ama bu arkadaş olacağını zannetmiyorum. İsmini ben de bilmiyorum. Hani 2000 doğumlu, 1.75 boyunda sağ kanatta görev alıyor. Lyon, Leicester City gibi takımlarda, Shakhtar Donetsk gibi takımlarda görev almış bir isimden bahsediyoruz. Bence bu arada BKO İstanbul'a ayak bastı arkadaşlar saat 00.42 itibariyle. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ve inşallah Fenerbahçe'de büyük başarılar olur. Büyük başarıyla da imza atar. Şimdi Bertu Elmas. Ya ben bazı arkadaşların fanatiklik düzeyini anlamıyorum. Ya fanatiklik sizi sahtekarlığa itmesin, olur mu? Bartu Elmas Fenerbahçe için İstanbul'da diyor haberde. Şimdi Fenerbahçe son dakika transfer haberi Bartu Elmas. Hani çok fazla şey söyleyebilirim transfere dair. Niye? Şimdi Fenerbahçe bu futbolcuyla anlaşmaya varıyor. Resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor. Sağlık kontrollerinden geçiyor ama kulüpten hiçbir açıklama yok. İşte insanlar da bundan gıcık kapıyor. Arkadaşlar, yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlışım varsa düzeltin. Kim Minji 5. gününde açıklandı. İstanbul'a gelişinin 5. gününde açıklandı. Şimdi Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Galatasaray'ın alt yapısında yetişiyor. 20 yaşındaki oyuncu. Merkez orta saha ön libero pozisyonlarında görev alabiliyor. 1.79 boyunda sağ ayaklı. 2022-23 sezonunun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak kardeş takımları Marsilya'ya gidiyor. Yani Galatasaray'ın kardeş takımı Marsilya'ya gidiyor. Sonra Galatasaray Marsilya'ya küsüyor. A takım seviyesinde toplam 3 maça çıkmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani bir kumar. Sayfanın biri yazmış. Bartu'nun Fenerbahçe'ye maliyeti 3 yıllık maliyeti 28,5 milyon TL. Yani güncel döviz kuruyla yaklaşık 1 milyon euro demiş. Bartu yarısını bile Galatasaray'a geleceğini iletmiş. Yönetim ve teknik heyet veto etmiş. Veto etmiş. Galatasaray veto etti deyince lan ne diyor bu dedim. Veto etmiş. Yani kabul etmemiş sanırım. Anladığımız kadarıyla. Palavradan anladığımız kadarıyla kabul etmemiş. Şimdi bu işin palavrası. Hocam doğrusunu sen söyle. Bonservis ücreti yok. 300 bin euro piyasa değeri olan futbolcu kulübünden bonservisini alıyor. Zaten bedava gittiği için ayrılması da kolay. Dursa başlarına bela olacak. Yıllık 1.2 milyon TL'den Fenerbahçe'ye koşa koşa geliyor. Yıllık 1.2 milyon TL'ye. Benim bildiğim 4+1 ama kimi kaynaklarına direkt 5 yıllık diyor. Bir sözleşme hazırlandı. Diyelim ki 5 sene kaldı. 1.2 çarpı 5, 6 milyon TL yapıyor. Alan 22,5 milyon euro sanırım Galatasaray'ın her transferde gizlediği rakam ki arkadaşım biri Yanık Kremel'in de bu tweet'i atmış. Sayfanın biri de 1.2 milyon euro bonservis sonraki satıştan %20 pay verecek demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe Arda'yı sattıktan sonra size soruyorum. Hangi futbolcuya para vermesine gerek var? Hangi futbolcunun kapısında yatmasına gerek var? Genç futbolcu.
Lan Real Madrid'e futbolcu sattın, Real Madrid'e. Bilmiyorum, kafanız basıyor mu buna? Size sormuyorum yalnız ama herkes için genel soruyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. 1,2 para vermişiz. Mesela İrfan Can Eğribayat'ın yıllık ücreti 200 bin euro. Biliyor musunuz bunu? 200 bin euro. Nazım Sangare'nin 1 milyon euro. Mesela en büyük, en kazıklardan biri Nazım. Nazım'ı feshedebilirsek büyük kurtuluşa ereriz mesela. Şimdi hocam transfer ne durumda? Ali Koç Bekao'dan sonra frene basacağız. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transfer çalışmaları hakkında bir açıklamada bulunuyor. Futbol satışından beklenen gelirden tut transfere dair en doğru, en net duyumları veriyor. Dünya ünlü sanatçı Dario Moreno'nun tarihi asansörün sokağında yer alan evinin restore edildikten sonra Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi olarak kullanılması için gerçekleştirilen açılışa katılmış. Burada çok sayıda taraftarca karşılanmış ve Fenerbahçe üyelerine rozet takıp fotoğraf çektirmiş. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ali Koç, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde her yıl bir yerde olmaya çalıştığını, İzmir'e de yeni lokalin açılışına geldiğini, yeri çok beğendiğini söylüyor. Futbol takımıyla ilgili de transferine ilgili büyük beklentiler yaratıldığını, beklentilerin karşılanmadığı zaman da olmadı, yapamadılar haline getirmek istediğini belirtmiş. Kısım kısım söyleyeyim. Hiçbir sezonun transfer penceresinin bu kadar erken bir döneminde bu kadar çok nokta atışı yapılmamıştı. Kesinlikle katılıyorum. Fenerbahçe Ali Koç yönetiminde, hatta daha önceki yönetim de dahil, hiç bu kadar erken direkt ilk 11'de oynayacak 5-6 oyuncuyu almamıştı. Hiçbir dönemde. Katılıyorum bak. Bu cümle doğru. Bekao'dan sonra herhalde bir frene basıp önümüzdeki hafta maçı atlatıp ondan sonra geri kalan eksiklikleri gidereceğiz diyor. Şimdi bu ne demek? Transfer hemen hemen Ağustos'a sarktı demek. Bakın bunu kötü niyetle söylemiyorum. Bunu sapıkça duygularla söylemiyorum. Bunu art niyetli olarak söylemiyorum. Ya da bunu bir pislik olarak söylemiyorum. Fakat mantık olarak söylüyorum bunu size. Bunu size mantık olarak söylüyorum. Nasıl mantık olarak? Bak şekerim. Transfer yapmak kadar satmak da önemli. Doğru. Elimizdeki futbolculara gerek Almanya'dan Salah'ı, gerek Amerika'dan Rossi, gerek Orta Doğu'dan Joao Pedro, yani gerek Avrupa'da değişik oyuncularımıza yüksek derecede ilgi var. Emre Mor'a, Serdar Dursun'a, Luan Perez'e, Ferdi Kadıoğlu'na, hatta Osterwolde'ye. O da bizi sevindiriyor. Çünkü sadece almakla olmaz, satmanız da lazım. Bu sene tahminim 45-50 milyon avro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Beni ister sevin ister sevmeyin. İster tiksinin ister tiksinmeyin ama ben bunları söylediğimde kahkahalar atan arkadaşlar. Lan bu dediğin olsun, kanala şu kadar abone getirdim diyen arkadaşlar. Ya etek giyin gezin ya da getirin abonelerinizi. Fenerbahçe 60-70 milyon euroları kazanabilir sadece Arda ve Ferdi'den 50 milyon euro kazanabilir dediğimde kahkaha atan arkadaşlar bugün Ferdi 20'ye gitmesin diye yağmur duasına çıkar gibi duaya çıkıyorlar. Daha dur. Size daha çok şey yaptıracağım. Yani inşallah yeni aldığımız transferlerimizde arzuladığımız katma değeri, seviyeyi, kaliteyi arttırmaya katkı sağlarlar. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de yeni sezon hayırlı olsun diyor inşallah. Şimdi hak edenin kazandığı bir sezon olsun diyor. Entrikaların da minimum düzeyde olduğu, hiç olmayacak diye bir şey yok ne yazık ki ülkemizde. Yani futbolun kendi doğal akışına, futbolun paydaşlarına, futbola yön verdiği, hakemlerimizin de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı, olan hatalarını da tamamen insan hatası olarak kabul edilen hatalar olmasını diliyorum. Ben hataya bir şey demem. Ben de yaparım. Siz de yaparsınız. Ama kasıt, siz de yapmazsınız. Şimdi mesela Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunu ben hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Siz de düşünmüyorsunuz. Ya da Beşiktaş'ın şunu düşünmüyorum. Trabzon'u düşünmüyorum. Onu düşünmüyorum. Ama hakem oldun. Çatır çatır top oynuyorlar. Kütür kütür top oynuyorlar. Dur lan ben size bir operasyon çekeyim diyorsan sen operasyon çocuğusun. O şey derler adama ya. Operasyon çocuğu derler. Ben hiçbir operasyon çocuğunun hakemlik yapmasını istemem. Ne bize karşı ne başkasına karşı operasyon. Yani hiçbir OÇ operasyon çocuğu kısaca arkadaşlar hakemlik yapmasın. Ne bizim hakkımız yesin, ne Galatasaray'ın hakkını yesin, ne Beşiktaş'ın hakkını yesin, ne Trabzon'un hakkını yesin. Yemesin abi. Ali Koç yok. Çünkü son dönemlerde baktığınız zaman Fenerbahçe'ye yapılan hatalar hep aleyhte hatalar oluyor. Uzun süre konuşulan bizim lehimize de çok büyük bir hata olmuyor. Ne hikmetse başkalarına oluyor demiştim.
Ali Koç kısaca transferler Ağustos'a kaldı diyor. Hayır, Ağustos'a kalmadı. Fenerbahçe aslına bakarsanız transferi istese şimdiden yapar. Ağustos'a kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Fakat ortada ciddi bazı sorunlar var arkadaşlar. Ciddi çok değişik sorunlar var. Nasıl sorunlar bunlar? Bunlar enteresan sorunlar. Yani mesela nedir? İşte maaş bütçesini bazı sayfalar paylaşmış. Altay 800 bin euro demiş. Kısmen doğru. Serdar 900 bin euro. Doğru. Samet Akaydın 1.3. İrfan Can Kahveci 2.2 demiş. İrfan Can 1.6 diyebiliyorum. Mert Hakan yanlış 1 milyon. Bu arada Mert Hakan ve İrfan Can'ın paraları TL cinsinden diyebiliyorum. İsmail Yüksek 200 bin euro. Serdar Dursun 750 bin euro. Serdar Aziz 900 demiş. Ferdi 600 bin euro. Rossi 1.8. Ferdi 1.5. Ferdi diye biliyorum. Rossi de 800 bin euro sadece. Pedro 2.5. Arao 2 milyon euro doğru. Batshuayi 3. Usai 1. Emre Mor 1.3. Crespo 600 bin euro doğru. Yani bunların hepsi doğru arkadaşlar. Hocam bu paraları biz veriyorken başka takıma giderler mi? Kariyerini düşünmek zorundalar. Şimdi futbolcularda şöyle bir durum var. Gitmezlerse, burada kalırlarsa alacakları para bayağı düşüyor. Şunu söyleyeceğim. Szymański ilk 11'de oynar. İrfan Can Ayırbay bugün itibariyle ilk 11'de oynar. Bence bu da transfer. 2. Kent bugün solda oynar. 3. Ciku stoperin birini oynar. 4. Tadic sağda oynar. 5. Ceko forvette oynar. 6. Umut Nahir yedek olur. Bekao stoperde oynar. 7. Aslına bakarsanız 7 tane ilk 11 oyuncusu. Hadi İrfan Can'ı sayma. 6 tane ilk 11 oyuncusu. Fenerbahçe'nin direkt 6 tane isim. Yani hakikaten Fenerbahçe şu süreci çok çok iyi geçirmesi lazım. Çok çok iyi değerlendirmesi lazım. Arkadaşlar bakın. Size komik şaka gibi gelebilir. Ama transferin Ağustos'a sarkması şu aşamada benim için mantıklı. Harbi söylüyorum, şu aşamada mantıklı. Ya bugün Avrupa takımıyla maçım var. Kalede İrfan Can Eğribayat. Ya da Altay Bayındır, ikisinden biriyle çık. Stoper ikilin Bekao Ciku olsun. 27'sinde maç. Yani 7 günde iyice çalışılır diye düşünüyorum. Bekao Ciku. Ciku. Çok güzel. O zaman Atilla Salahin'in de gitmesi daha muhtemel. Gustavo Henrique'nin, Atilla Sarayi'nin gitmesi çok daha muhtemel. Samet Akaydın'a da Serdar Aziz yedek durur. Luan Perez'e sol bek yedeği gibi durur. Sol bekte Osterwold oynar. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu oynar. Çok güzel. O sayede yedek olur sağ bekin. Orta sahaya gelelim. Crespo. Crespo, İsmail Yüksek, Szymański gibi bir orta saha kurabilirsin. Avrupa maçındasın. Yani Türkiye'de gerek yok. Crespo, Arao, Szymański de kurabilirsin ama çok defansif olur bence. Crespo, İsmail, Szymański bence çok iyi bir tandem olur. Ya da daha komik bir şey söyleyeceğim. Crespo, Szymański, Emre Demir. Bak Emre Demir'den ben umutluyum. İnşallah çocuk benim umudumu boşa çıkarmaz. Sağ kanada Dusan Tadic'i ya da sol kanada Tadic'i koy. Sağ kanada Kent'i koy. Ya da Tadic'i sol kanada koy. Emre Mor'u sağ kanada koy. Forvet'e de Edin Dzeko'yu koy. Şahane bir tandem. Şahane bir kadro yapılanması diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe bugün aslında hazır. Şu turları geçmeye hazır. Hocam lig 11 Ağustos'ta başlıyor. Bak Süper Kupa'nın final şeyi falan belli değil tarihim. 11 Ağustos. Yani aşağı yukarı 20-22 günlük bir süreç kaldı. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Transferde acele ederseniz paranız çok fazla gider. Transferde yavaş giderseniz istediğinizi alamazsınız. Transferde orta ayarda giderseniz yine bir şey olmaz. Bence Fenerbahçe oynatmak istedikleri, oynatabilecekleri çok iyi futbolcular aldı. Şimdi pastayı süsleme zamanı. Bence pastayı süsleme zamanı. Şimdi Fenerbahçe'nin süsleme zamanı. Ben o yüzden diyorum ki arkadaşlar bekleyin. Bakın şunu söyleyeyim. Şu Brezilyalı Tete. Bana gelen bir duyum yok. Ama becerebilirsen 25 milyon euroluk sağ kanadın olur. Hem de bedava. Sola da Tadic'i oynatırsın. Kent Tadic'in yedeği olur. Emre Mor da sağ kanadın yedeği olur. Mükemmel kanatlar. Mükemmel kanatlar. Orta sahada bir isim alırsın. Kütür kütür. O isim Szymański'yi
8-10'a oynatırsın. Bir tane de 6 numarayı da kendi içinden seçersin. Cekon var. Şuay var. Yani gitmezse Umut Nayır var. Hücum hattı bence yerinde. Bekao'yla Cicu'nun farkını Temmuz ayında değil ama Ağustos'un 20-25'i gibi anca görürsünüz. O zaman da dersiniz ki hocam çok değişti diye. Bir şeyler çok değişti diye diyeceğinizi düşünüyorum. Ve sağ bekinde Ferdi. Ferdi'nin yedeği var. Sol bekinde Osterwold'e inşallah hazırlık maçlarındakinin üstüne katar. Kalede de bakalım arkadaşlar. İşler karışık gibi. Eğer bu bedava Brezilyalı'yı alırsak Brezilya bahçe oluruz. Çok ama çok müthiş bir ivme kazanırız. Benden söylemesi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.